Hepinize merhaba. Bir önceki videomda Kore Kırtasiyesi'nden bir şeyler almıştım. Doğum günü videom. İzlemediyseniz son kısımlarında Kore Kırtasiyesi'ne gidiyorum ve bunları alıyorum. Orayı izleyebilirsiniz. Şimdi bu videoda aldıklarımı açacağız. İçerisinde 3-4 tane sürpriz paket var ve ne çıkacak çok merak ediyorum. Kırtasiyenin Instagram adresi de varmış galiba. Eğer bulabilirsem onu da yorumlara eklerim. ilk olarak bu şekilde kedi patili bir kalem seti aldım. Bu set çok hoşuma gitti. Hem soft renklerden oluşuyordu hem de böyle minik pembe kedi patileri olduğu için üzerinde çok beğendim. Orijinal böyle bir kore ürünü gibi duruyor. Tam bir kore ürünü vibe'ı var. O yüzden de çok sevdim bunu. Renklerinin soft olduğunu tahmin ediyorum. Eğer denersem sizlerle de paylaşırım. Ama dış görünüşünü çok beğendim. Bu şekilde tekli sanırım üstünde sakura olan bir tombik fosforlu kalem aldım. Böyle tombik formdaki kalemler benim çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde basmalı bir kalem yani. Fosforlu kalemlerin de böyle basmalıları çok tatlı oluyor bence. O yüzden de farklı bir kalem olduğunu düşündüm ve bunu aldım. Hem üstündeki minik çiçekler hem renk hem de detaylar benim hoşuma gitti. Sonrasında bu şekilde bir kalem tıraş var. Bu kalem tıraş o kadar komik tiplik yani çok komik bir dinozor var üstünde. Ama hem saçı hem üstündeki minik böyle renkli desenler çok komiğime gitti. Aslında hani kullanışlı mıdır bilmiyorum ama aşırı komik bir figür olduğu için almak istedim. ve bu şekilde ramen formatında bir silgi içerisinde silgi varmış. Şimdi hemen açalım ve dış kutusu da ramene benziyor. Yani noodle paketi gibi çok güzel görünüyor. Silgisini de şimdi merak ediyordum bayağı ve çıkarıyorum doku olarak gerçekten de noodle formunda gibi yani o makarnanın formunu hissediyorsunuz. Ama ben rengini böyle beklememiştim. Daha gerçekçi bir renk beklemiştim veya böyle daha gerçekçi bir görüntü beklemiştim. Ama yine de bu da güzel. Hani dış paketi çok gerçekçi olduğu için iç kısmından da daha gerçekçi bir şey çıkmasını bekledim açıkçası. Ve diğer sürpriz paketimiz bu. Bunun içerisinden sanırım kalem aparatı çıkacak. Öyle yazıyordu üstünde. Açıyorum şimdi. olarak içerisinden böyle ince uzun bir kalem aparatı çıktı. Çok güzel ve melodili. Umarım figür de melodilidir. Ve içerisindeki diğer figür de melodili çıktı. Çok mutlu oldum. Bu figürün çıkmasını istiyordum. Çok sevindim. Gerçekten aşırı tatlıymış. Bu da kalem aparatı. İkisini de kaleme takıp kullanabiliyorsunuz. Ama figür olarak da çok güzel görünüyor. En mutlu olduğum paket bu oldu sanırım. Çünkü istediğim şey çıktı. diğer paketimizde bu aslında bu biraz büyük bir paket gibi görünüyor ama içerisinde rozet varmış bakalım bize ne çıkacak Ya bence aslında çok tatlı bir rozet çıktı. Ben çok beğendim. Belki pembeli veya morlu bir rozet olsaydı daha iyi olurdu. İçerisinde hangi rozetlerin çıkabileceği de görsel olarak var. Onlara bakalım. Yani aslında biraz daha böyle pembemsi, morumsu bir şey isterdim ama bence bu bize çıkan da güzel. Çünkü böyle soft bir yeşil ve sevdiğim karakterler var. Bunları da beğendim. Bu bize arkada görünen yeşil seriden çıktı. Olsun bence güzel. Yani gerçekten çok tatlıymış. Şimdi paketinden de çıkarayım böyle metal birazcık büyük formatta bir rozet. Yani hani çok küçük olduğunu düşünmeyin. Gerçekten birazcık büyük. Hani çantaya falan taktığınızda kendini belli edecek bir rozet. Ve dokusunu yapısını her şeyini çok beğendim. Çantama takarım diye düşünüyorum ya da belki kalemliğime takarım. son olarak bu iki paketimiz kaldı. Bunların içerisinden sürpriz silgi çıkacak. İlk olarak kırmızısından açmaya başlıyorum. Ama ben üstündeki bu mantıdan çıksın istiyorum. Bunu çok seviyorum. ismini unuttum şu an ama bunun çıkmasını çok istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Maalesef içerisinden mantı çıkmadı, sosisli çıktı. Ben aslında sosis ve sosisli türevi şeyleri hiç sevmem. Yani böyle bir figür çıkmasını istemiyordum. Biraz mutsuz oldum ama galiba biraz nadir bir ürün çıktı. Çünkü şurada renkte gösterilmiş bir soru işareti var ve yapısı sosisliğe benziyor. Bir tek de sosislinin fotoğrafı yok kutunun üstünde. O yüzden galiba nadir bir ürün çıktı ama yine de üzüldüm. Şimdi diğer mavi paketi açacağım. Hala mantı bulmakta şansım var. Belki bundan çıkar. Ümidiyle açıyorum. içerisinden de böyle bir yemek çıktı. Sanırım e, farklı bir yemek, bilmiyorum ismini. Bu da tatlı görünüyor. Hani böyle kasesi, yeşilliği falan hoş görünüyor. Ama yine benim istediğim çıkmadı. Ve Kore kırtasiyesinden aldığım ürünler bu şekildeydi. Fiyatlar biraz pahalı olduğu için az ürün alabildim. Daha çok da sürpriz paket almaya çalıştım. Çünkü sürpriz paket insanı çok mutlu ediyor ve çok orijinal şeylerdi. Bu arada bu ürünlerin hepsi orijinal Kore'den geliyormuş. O yüzden de hani e, çok uygun fiyatta değillerdi. Ben de az parça alayım ama güzel şeyler alayım diyerek bunları aldım. Doğum günü başlıklı videomu izlerseniz orada detaylı bir çekim yapmıştım. Görebilirsiniz. Sevdiğiniz Kore idolleri varsa onların da birçok ürünü ve böyle poster ya da anahtarlığı gibi şeyler vardı. Bugün benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.